Sen? Seni bir yerden tanıyor muyum ben? Ben. Ben sizi ilk defa görüyorum ama. Allah kahretsin. Kimsin sen? Ben benim adım Ceylan. Ben Ceylan. Ceylan, öyle mi? Evet. Ne işin var burada? Hırsız mısın yoksa? Yok, hırsız değilim. Öyle olsa çalan kapıyı ben açmam herhalde, değil mi? Kimsin, ne işin var burada söyle. Ulan ben senin... Gönül ablanın yanında kalıyorum ben birkaç gündür. Biraz başım beladaydı da Gönül abla da bana yardım etti sağ olsun. Evine kabul etti beni. Kendisi nerede peki? Yürüyüşe çıktı. Birazdan gelir zaten. Siz geçin. Ben de zaten şimdi çıkıyordum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Geç. Geç. Doğru söylüyorum. Gönül ablada kalıyorum ben. Bir zararım yok kimseye. Göreceğiz. Adım ne demiştin? Mine mi? Ceylan, beni deniyorsun sanırım. Yüzün bir tanıdık geliyor ama... Seni buralarda daha önce görmedim. İki sokak aşağıda oturuyordum da bir zamanlar arkadaşımla. Niye buradasın peki? Nişanlıydım o zamanlar. Sonra nişanı attım. Hani ayrılmak istedim ama olmadı. Kabullenemedi bir türlü. Başıma bela olunca da buraya sığınmak zorunda kaldım. Adını nişanlının? Sorgudayım galiba. Yok. Sorguya çekilecek bir suç mu işledin? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Öyle bir havan var çünkü. Sanki bir şeylerden korkuyor gibisin. Çok normal değil mi? Belalı bir nişanlıdan kaçıyorum. Ama çok merak ediyorsan söyleyeyim. Korkacak bir şeyim yok. Gizlim saklım yok diyorsun yani. Yok. Eminsin? Eminim. Kim var içeride? Sakın kaçayım deme. Kim var burada? Ortağın mı? Yok, bak işte. Yok hiçbir şey. Bana yalan söylüyordun değil mi? Buraya soyguna geldiniz. Rahat görünmeye çalışıp aklınca beni oyalayacaktın. Hey! Kimsen çık ortaya! Tuvaletteydin. Ne bağırıyorsun yine? Senin ne işin var burada? Sana ne hesap mı vereceğim sana? Amma uzun kaldın Cihan. Mideyi bozmuşum biraz. Ayıptır söylemez. Bir saniye. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Burada tanıştık. Başı beladaymış. Gönül abla da misafir etmiş işte birkaç gün. Bak dedim sana işte yalan söylemiyorum. Peki bekleyelim bakalım Gönül teyzeyi. Salona. Gönül abla, ne oldu, iyi misin? İyiyim. Biraz yürüyeyim istedim. Belim ağrıyınca da dinleniyorum şimdi. Ya sen niye ilk günden dışarı çıktın? Ay bir şey olsa Allah korusun. Merak etme, ne yapayım? Çok bunaldım. Yat. Hava almak istedim. İyi hadi kalk. Kalk yaslan bana. Ben de sana gelecektim geçmiş olsuna. Ne yaptın? Gönderdim korse işe yaradı mı? Sardın mı? Sardım. Onca olup bitenden sonra bir de beni mi düşündün Yıldız? Gönül abla. O başka, sağlık başka. Sen ne yapıyorsun evde tek başına öyle temizlik, yemek? Dur,
Ben şimdi hazır gelmişken sana birkaç kap yemek yaparım, atarız dolaba. Sağ ol Yıldız. İyileş de sen de bana bakarsın. Vallahi benim de bu aralar belim tuttu. Hadi ya. Vallahi cam çerçeve silmekten imanım gevredi Gönül abla. Şu sana verdikleri kremin adını söyle de ben de süreyim kız, belki iyi gelir. Çok mu koşturuyorlar seni? Öyle tabii, koskoca ev. Gerçi Feraye abla dedi ki ara bul kendine bir yardımcı al dedi ama maşallah herkes bir yerde, herkes dolu. Tüh. Aa, ya bizim Ceylan var. Onunla konuşayım mı? Aa, Ceylan kim? Anlatırım. O da bizim gibi mağdurlardan biri. Gel. İyi, olur. Nerede kaldı bu Gönül teyze ya? Ben bir bakayım, bir şey mi oldu yoksa? Sen otur. Ben bakarım. Kızım sen niye laf dinlemiyorsun? Gidelim dediğimde gitseydik böyle olmayacaktı. Of abi ya. Az kalsın yakalanıyorduk. Stres yapma. Sen demiyor muydun düşmanını kendine yakın tut diye? Sen ne düşman edin ne de yakın ol kızım, anladın? Ege akıllı bir adam. Nerede neyi yapması gerektiğini iyi biliyor. Öyle senin etrafındakilere benzemez. Evet benzemiyor. Kolyeyi eve götürmüş zaten. Hala kolye diyor ya. Gönül geldiğinde hemen çıkıp gideceksin, anladın mı? Kolyeyi almadan hiçbir yere gitmem. Kızım sen beni deli mi etmek? Nihayet Gönül teyze, nerede kaldın? Dur dur dur, dikkatli ol. Sağ ol kız. Sen de bizim için endişelenmişsin Ege, sağ ol. Tabii sen olup bitenden haberdar değilsin. Evet, yani ben de evde tanımadığım birini görünce bir şey oldu sandım. Ceylan kızcağız tek tek anlattı durumu aslında ama Ege maşallah her şeyden şüphelendiği için inandırmak nasip olmadı. Kardeşim öldürüldü benim. Bir kadın ezdi geçti onu. Kanı hala yerde. Kusura bakmayın. Bu aralar pek kimseye güvenim yok. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Mesela sen Cihan. Kardeşim var mı bilmiyorum. Varsa başına gelmesin tabii ama sen benim durumumda olsaydın ne yapardın? Emin ol aynısını yapardım. Katillerin peşine düşerdim. İşte ben de aynısını yaptım. O yüzden daha kuşkucu oldum. Hatta kardeşime bir zarar geleceğini sezdiysem daha o el kalkmadan onu yakalar, onu doğduğuna pişman ederim. Ben o aralığı kaçırdım. Ne yazık ki. Yanında olsaydım belki hala yaşıyor olacaktı. Yıldız. Bak Ceylan bu işte. Ceylan. Hani sen geçen temizlik işleri falan yaparım demiştin değil mi? Evet abla. Anlıyor musun kız temizlikten? Evet anlarım. E tamam o zaman. Gel bana yardıma bugün işin yoksa. Koskoca ev. Yoruluyorum vallahi. Bak Ege şahit. Cam çerçeve her şeyin silinmesi lazım. Çok iyi olur. Benim de işe ihtiyacım vardı. Senin eski nişanlının peşinde değil miydi? Sizin başınıza dert olmasın Ege. Hı? Yok abla vallahi bir şey olmaz. Hem benim de paraya ihtiyacım var. Burada Gönül ablada kalıyorum. Artık kendi ayaklarımın üstünde durmam lazım. Önemli değil kızım. Sorun yok. Yok abla olmaz öyle. Ege. Sen ne diyorsun olur mu? Ya sen tamam diyorsan benim için sıkıntı yok abla. Ama asıl Feraye teyze ne der ona sormak lazım. Feraye abla zaten bana dedi. Bul birini al yardımcı olarak dedi. İyi tamam. Hadi hazırlan çıkalım, iş beklemez. Tamam. Ben bir çantamı alayım geleyim o zaman. Ben de yemeğin altını kapatıyorum. Bir sorun mu var? Kimseye güvenmediğini söylüyorsun ama
Daha henüz tanıdığın birini evine, ailenin içine kadar sokuyorsun. Bunda bir sorun yoksa bende zaten yok. Ben çıkıyorum. Bir ihtiyacın olursa araman yeter Gönül abla, biliyorsun. Sağ ol evladım. Hadi eyvallah. Hazırım ben. Siz çıkın, ben geliyorum. Gönül abla bak, bir şey olursa arıyorsun, tamam? Tamam, merak etme. Heh, bekliyorum ben dışarıda. Çok sağ ol Gönül abla. Sen de sağ ol kızım. Hadi güle güle. Gönül teyze, bak bu Cihan'a dikkat et. Ben geldiğimde buradaydı. Burada mıydı? Sen çıktıktan hemen sonra geldi Gönül abla. Bir ihtiyacın var mı diye soracakmış. Ceylan, hadi kız. Tamam, biliyorum. Sen yine de dikkat et. Sonuçta yeni tanıdığım biri. Dün beni hastaneye o götürdü. İyiliğinden başka bir şey görmedim ama. Benim gelmemi Zeynep istemedi. Neyse, ben sadece uyarmış... Sen beni değil, Zeynep'i düşünüyorsun sanırım. Beraber yemek yedikleri için rahatsız mı oldun? Mesele o değil. Ben o adama güvenmiyorum. Onda bir şey var. Ben güveniyorum. Günlerdir kızımın ve benim yanımda. Ne senin karın gibi kızımı boğuyor, ne de kaynanan gibi kızımı bana karşı dolduruyor. Bak Ege, artık bence sen de hayatına bakmalısın. Buraya da daha fazla gelmezsen sevinirim. Bakın, ben o adama da, o kadına da güvenmiyorum. Zeynep de dikkat etsin. Bak, kardeşinin katilini bulmanı istiyorum. Ama onu bulurken kızıma kıyma. Melis'in geçmişte neler yaptığını biliyorsun. Bırak Zeynep evine gelsin. Kızımı rahat bırak. Ben öyle biri miyim? Kızım bütün gemileri yakıp yanına geldiğinde Melis'le evlenen birisin. Bence bu konuşma fazla uzadı. Sağ ol uyardığın için.